Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde kendimize ait olan bir projeyle tekrar beraberiz. Biliyorsunuz ki biz burayı daha önce tanıtmıştık. Nitekim bir gün Almanya'da bir arkadaşımız geldi. Evi çok beğendim, ben alıyorum dedi. Dolayısıyla biraz ekonomi sıkıntısı da vardı. Bir oda oturduk. Evi çok beğendim, ben almak istiyorum. Kendisi, eşi, işte akrabalarıyla beraber geldik, beraber eve baktık, bir daha baktık. Dedi ki Miraç Bey, benim bir kısım param var, geri kalanını Almanya'da kredi çekeceğim, ben bu evi almak istiyorum dedi. Tabi biliyorsunuz ki uzun zamandır biz YouTube üzerinde tanıtım yapıyoruz, birçok müşterimiz var, biz insanlara güveniyoruz değerli arkadaşlar, yani gerçekten güveniyoruz. Dedi ki benim şu anda işte ufak bir param var, ben size depozit olarak vereceğim, ancak evin içerisine gireceğim, kredim onaylandıktan sonra tapuyu yapacağız. Biz de dedi ki tabi olur. Hatta evin içerisini biliyorsunuz, daha önce tanıtmıştım. Şu anda da 5 tane klima taktık değerli arkadaşlar. Çünkü 5 göz ev, 3 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşuyor ev. Biz dedi ki bu kadar güzel bir insana biz bir de klima hediye edelim. Klimaları getirip taktık. Dolayısıyla bir ay boyunca vatandaş evimizde kaldı. Bir gün telefon açtı. Miraç Bey dedi, kredi onaylanmadı. Dedim ki sevgili dostum, bak ben sana söylemiştim. Ben de ona göre ticaret yapıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Yani ne yaparsanız yapın, sağlam iş yapın değerli arkadaşlar. Bu arkadaşımız gerçekten bizi üzdü. Tabii ne açıdan üzdü? Çiviler çaktı, mobilyasını koydu. Ben mobilyasını falan tekrar geri iade ettim. Şimdi evimiz tekrar satışta. Biraz açıkçası bizi üzdü değerli arkadaşlar. Yani iznimizin dışında da bir takım tadilat, tamirat da yaptı. Kendi zevkine göre. Örneğin şu anda burada ek bir fayans yaptı. Keşke yapmasaydı, daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Şimdi işimiz bozulunca bu güzel villamızı siz değerli dostlarımızdan tekrar paylaşmak istedik. Gördüğünüz üzere geniş bir bahçe alanımız var. Burayı yapmamış olsaydı havuz olarak düşünecektik. Belki ileride kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Binamızın dış cephesini Sinan gösterdi sizlere. Zaten otoparklıdır, müstakil otoparklıdır. Deniz manzaramız da çok güzeldir. Şimdi otoparka doğru gidelim. Tam müstakil bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Tabii son zamanlarda işte herkes güncellemeye çalıştı. 2 milyon, 3 milyon fiyat koydular üstüne. Bizim öyle bir derdimiz de yok. Uygun fiyatta tekrardan 7 milyon 250 bin TL'den satıştadır villamız. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere kendime ait olan aracımı getirdim. Otoparkın içerisine koydum. Tabii bunun ön tarafında da bir veranda alanımız var. O da projeye işlidir değerli arkadaşlar. Pergüle yapıp oranın önünü de kış bahçesi olarak yapabilirsiniz. Gerçekten güzel bir ev. Fiyat olarak da emsallerine göre uygun. Zaten uygun dememin sebebi siz benden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü benim dışında birçok kişiyi takip ediyorsunuz. Didim'le ilgili bilgi sahibisiniz. Şu anki fiyatımız 7 milyon 250 bin TL. Pazarlığımız var. Bunu da söylemek istiyorum. Didim sınırları içerisinde araç, daire, arsa takasımız söz konusudur değerli arkadaşlar. Değerinde takasımız söz konusudur. Çelik kapının önündeyiz. Çelik kapıyı açtığımızda içeri girmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Güzel bir koridor alanımız var. Aslında vestiyer alanı da koymuştuk. Arkadaşımız eşeği götürürken vestiyerimiz de gitti değerli arkadaşlar. Böyle bazen ister istemez böyle problemlerle karşılaşabiliyoruz. Şimdi salon kısmına geçelim değerli arkadaşlar. Dediğim gibi 3 artı 1 ayrı mutfaktan oluşuyor. Çok geniş bir salonumuz var. Tavanlarda gene led ışık spotlarımız var. 5 tane klimamız var. Klimalarımız garantili. Daha hiç çalıştırılmadı. Hani adamın bize faydası ne oldu? Biz klima normalde takmıyorduk. Cebimizden para ödedik. Klima da taktık. Klimalar bize kaldı. Dolayısıyla kalorifer tesisatlarını döşedik. Çıkışlarını dışarı verdik. Altyapısı tamamen bitmiş. İnternet fiber bağlantısına kadar her şey şu anda hazır halde. Ön taraftan bahsetmiştim değerli arkadaşlar. Ön tarafta bir veranda alanımız var. Genişçe bir veranda alanımız var. İşte arkadaşımızın bize verdiği zararı ben şimdi söylüyorum. Bizim normalde burada bahçemiz bitiyor. Toprak alanımız vardı. Burada en azından gül, çiçek vesaire bir şey dikebiliyordunuz. Burada bir toprak kokusu alabiliyordunuz. Arkadaşımız kafasına göre burayı da döşedi. Biraz hani üzmek de istemiyorum. Onu çok rencide de etmek istemiyorum. Ama sana ait olan bir malı, sana ait olmayan bir malın üzerinde böyle çalışmalar yapmak gerçekten kötü. Ama biz iyi niyetimizde yine şey yapmadık. İyi niyetimizden ödün vermedik. Yoksa başka birine gelse
kendisine ait olmayan özel mülkte bu kadar masraf yaparsa gerçekten ciddi anlamda sıkıntı yaşayabilirdi. Tabii Miraç İnşaat Emlak olarak biz gene kendi şeyimizi koruyoruz değerli arkadaşlar. Veranda alanımız bu şekilde. Dediğim gibi bunun üstüne pergüle atıp kış bahçesi yapabilirsiniz. Büyük ihtimalle bu arkadaşımız da o şekilde düşünmüştü ama kredisi onaylanmadı. Gerçi kredi onaylandı mı onaylanmadı mı onu da bilmiyorum. Param yok alamıyorum dedi değerli arkadaşlar. Şimdi salonumuzu gördünüz güzel bir şekilde. Ayrı mutfak demiştim. Salonda zaten ideal bu şeyde bir klima taktırdık. 12 binlik Regal marka Advanter klima. Dolayısıyla bunların tasarruflu klimalardır. Onlar da malzemenin içinde kalacak şekilde. Değerli arkadaşlar ayrı mutfak demiştim. Mutfak kısmına gideceğiz. Mutfağımızı da değiştirmiş bu arkadaşımız. Haberimiz yoktu. Çünkü biz dedik ki bir ay sonra şey vereceğiz. Ama arkadaşımız mutfağımızı da değiştirmiş. Biz daha önce çimson tezgah kullanmıştık. Şimdi arkadaşımız bu şekilde yapmış. Gördüğünüz üzere bulaşık makinesi, işte set üstü ocak, aspiratör yeri. Tabii burada değişik bir şey daha var. Hemen şöyle kapıyı kapatalım. Buzdolabı, mikrodalgayı ayrı bir yere taşımış. Sinan kardeşim şu anda size gösteriyor. Geniş bir mutfak. Bizde bu yoktu. Bizde şuradaydı mutfakta olan buzdolabı yeri. Ama arkadaşımız buraya yaptı. Artık bu şekilde satmaya çalışacağız. Mutfaktan da dışarıya çıkışımız söz konusu. Ön tarafta da gene kendi kafasına göre bir uzatma yaptı arkadaşımız. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 3 oda 1 salon ayrı mutfaktan oluşan 2 katlı bahçeli dübleks 250 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş gerçekten güzel bir evden bahsediyoruz. Evimiz şu anda satılık değerli arkadaşlar. Çünkü biz sosyal medya üzerinde de satıldı diye düşündük. Sinan'ın hemen karşı tarafı alacağım değerli arkadaşlar. Merdiven altında bir tane el yüz yıkama yerimiz mevcut. Tuvalet alanımız mevcut. Çünkü bahçemiz çok geniş. Salon ayrı mutfak olunca burada böyle bir tuvalet yapmamız söz konusu daha iyi olur diye düşündüm. Şimdi üst tarafa çıkacağız. Yani zaten villamız iki katlı değerli arkadaşlar. Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklar yapılmış. Spot lambalarımız mevcut. Tabi aplik lamba da koymuş. Eşya taşırken ufak tefek rutuşlarımız olacak. Bunlar en kısa zamanda yapılacak. Çünkü yeni evden çıktı. Üst kata çıktığımızda geniş bir koridor alanımız var gördüğünüz üzere. Şimdi hemen ilk yatak odasına geçiyorum. 25 metrekare değerli arkadaşlar. 25 metrekare bir odaya sahip. Ön tarafında bir Fransız balkon koyduk. Tavanlara led ışık, beyaz led ışıklar düşündük. Ortaya ikili avize düşündük değerli arkadaşlar. Tabii bu odanın içerisinden de balkona çıkışımız söz konusu. Merkezi sistem. Tabii bize artısı eksisi oldu. Yani klima taşıdık buraya. 5 tane klimamız mevcut. Aynı zamanda internet bağlantımız mevcut. Dört çepesinde kamera güvenlik sistemlerimiz mevcut. Buradan da bir balkona çıkışımız söz konusu. Balkondan da denizi görebiliyoruz değerli arkadaşlar. İki odamızda da aynı balkona çıkışımız söz konusu. Tabii caddeye cephe tam bağımsız, tam müstakil bir villadan bahsediyoruz. Birinci odamız bu şekilde. Şimdi ikinci yatak odamıza geçiyoruz. Aynı zamanda ebeveyn banyolu odalarımız değerli arkadaşlar. Yani bir tane odamız ebeveyn banyolu. Hemen ikinci yatak odasına geldiğimizde burada cimrilik yapmadık. Yani laminat parke falan döşemedik. Komple 60'a 120 seramik döşedik. Tabii Fransız balkon koyduk buraya. Gördüğünüz üzere otomatik panjurlarımız mevcut. Çünkü bazı yerlere gidiyorum panjura köle oluyorum değerli arkadaşlar biliyorsunuz. Tutuyorsunuz inene kadar o sabit tutmak lazım. Işık aydınlatma için Fransız balkon düşündük. Buradan da odanın içerisinde denizi net bir şekilde görebiliyorum. Aynı zamanda bu odanın içerisinde balkona çıkışımız söz konusu. Her odamızda 9000'lik klima kullanılmamış sıfır. Yani evimiz de sıfır değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere klimalarımız mevcut. Tabii biz üçüncü odaya geçmeden önce genel banyomuz var değerli arkadaşlar. Genel banyoya bakacağız. Üçüncü odamız zaten ebeveyn banyolu. Genel banyonun içerisine geldiğimizde gördüğünüz üzere 120'ye 120 çok güzel bir duşakabinimiz mevcut. Hemen şöyle sürgülü kapıyla. İçerisine siyah karolaj malzemeler kullandık. Tabi tuvalet alanı buraya düşündük. Hilton dolabımızı koyduk. LED ışıklı lambalarımız mevcut. Aynı zamanda çamaşır makinesi yerimizde burası. Termosun yerimizde burası. Açık renk seramikler kullandık. Yani çok koyu değil. Çok da açık değil. Öyle güzel seramiklerle döşemesini yaptık değerli arkadaşlar. Banyonun içerisinde de çok genişçe bir pencere koyduk. Işık aydınlatma için. O da çok güzel olur. Hemen şimdi ne yaptık? Üçüncü yatak odasına geldik. Üçüncü yatak odasının içerisine geldiğimizde tavanlarda beyaz led ışık var. Ortadaki avize yatak başları var. Yen şeklinde iki tane aplik lamba düşündük üst tarafta. Tabi buradan da ışık aydınlatma için hem sürgülü kapı verdik.
Odamız aynı zamanda ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyoyu göstermeden önce bu odamızda da gene 9000'lik Advantage Regal marka klimalarımız mevcut değerli arkadaşlar. Hepsini göstermek istiyorum. Şu anda garanti belgeleri ve kumandaları da güzel bir yere sakladık. Aynı zamanda Fransız balkonumuz var. Bir de normal balkona çıkışımız var. Oradan da denizi görebiliyoruz. Sinan kardeşim şimdi ebeveyn banyolu demiştim. Banyonun içerisinde size bir göstersin değerli arkadaşlar. Benim çıkmam lazım. Sinan sen gidersen daha sağlıklı olur. Şeffaf tempercamda duşa kabinimiz var. Tuvalet alanı, Hilton dolabı, ebeveyn banyosu için gereken ne varsa düşünülmüş değerli arkadaşlar. Tabii bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Yani liman yolunun üzerindeyiz. Denize, Altınkum Halk Plajı'na 4 kilometre mesafedeyiz. Mavişehir Plajı'na 1,5 kilometre mesafedeyiz. Çarşı, pazar, alışverişlere yürüme mesafesindeyiz. Toplu taşımalar zaten hemen evden 20 metre ötede toplu taşıma araçlarımız kalkıyor. Bugün sizlere 250 metrekare arsa içerisinde 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, geniş bahçeli, otoparklı, lüks bir villa sunumunu yaptık. Miraç Emlak İnşaat'a ait olan, yani bizim kendi firmamıza ait olan bir villa değerli arkadaşlar. Tabii biz bunları tanıtırken siz değerli müşterilerimizi daha iyi bilgilendirmek açısından burada emlak hizmet bedelinden muafsınız değerli arkadaşlar. Yani kendimize ait olduğu için kendi malımızı pazarlıyoruz. Burada herhangi bizden alırsanız emlak hizmet bedelinden muaf olursunuz. Ancak biz her yere yetişemiyoruz. Belki başka bir arkadaşımızın ilanında geldiğinizde orada emlak hizmet bedeli vermek zorundasın. Bizim pazarlığımız söz konusu Didim sınırları içerisinde herhangi bir gayrimenkulle takasımız söz konusu. Herhangi bir araçla takasımız söz konusu. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.